Merhaba sevgili dokuzlar, sizleri unuttuk zannetmiş olabilirsiniz çünkü liseye dair, 9. sınıfa dair çok fazla içerik paylaşamıyoruz. İlk öğretimle ilgilendiğimiz için ama bundan sonraki süreçte liseye ait de videolar hazırlamaya, ders anlatımları hazırlamaya gayret edeceğiz. Sizler için 9. sınıf fizik, birinci dönem, birinci yazılı soruları hazırladık. 8. sınıftayken de bizi takip eden arkadaşlar bilirler içeriklerimizi müfredata bağlı kalarak hazırlamaya çalışıyoruz. Sınavda da karşınıza gelebilecek tarzı sorular hazırlayarak size yardımcı olmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Şimdi artık 9. sınıf oldunuz. Konular biraz daha çeşitlendi. Yani fen bilgisi dediğimiz ders, fizik, kimya, biyoloji olarak 3'e ayrıldı. Daha detaylı, daha ayrıntılı öğrenmeye başladınız arkadaşlar. Şimdi dilerseniz başlayalım ilk sorumuzla karşılaşabileceğiniz bir doğru yanlış sorusu bu. İfadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y yazınız demiş. Şimdi başlayacak olursak yönü ve büyüklüğü olan niceliklere vektörel büyüklük denir demiş. Evet yönü varsa bir büyüklüğün normalde skaler ve vektörel olmak üzere ayırıyorduk. Skaler olan yönsüz büyüklüktü yani yönü yoktu doğu, kuzey, güney, batı şeklinde yönü yoktu. Ama vektörel büyüklüklerin bir yönü vardır. Mesela F kuvveti uyguluyoruz ama hangi yönde kuvvet uyguladığımız önemli. Yani ben mesela masayı itmek istiyorsam masaya hareket edebileceği bir doğrultuda e, ne yapmam gerekiyor? Kuvvet uygulamam gerekiyor. Üzerinde vektörel büyüklüklerin bir ok işareti vardır ama skaler büyüklüklerde bu ok işaretini kullanmıyoruz arkadaşlar. Dikkat edelim. Evet. Kinematik fiziğin alt dallarından biridir diyor kinematik fiziğin alt dallarından biri değildir. Arkadaşlar şöyle kodlayacak olursak, bakın aklımızda kalması kolay olsun diye şöyle yapabiliriz. Kamyonet yazalım. Kamyonet. Yani fiziğin alt dalları ile alakalı. Şimdi mesela K harfi size neyi hatırlatacak burada? E, tabii ki katı hal fiziği olmuş olacak. Şöyle yazalım. Katı hal. A harfi atom fiziği. M harfi arkadaşlar mekaniği hatırlatacak. Mekanik. Y harfi neyi hatırlatacak? Yüksek enerji ve plazma fiziği. Yüksek enerji diyelim ve plazma fiziği. O harfi optik fiziğin alt dallarından bunu hatırlatıyor. N harfi nükleer fizik. Nükleer fizik. E harfi elektromanyetizma. Evet, elektro manyetizma diyelim. Bunu hatırlatmış oluyor. T harfi de termodinamiği hatırlatmış olacak arkadaşlar. Bakın ne kadar aklınızda kolay bir şekilde kalacak bir yöntem aslında. Termodinamik diyelim. Görüldüğü üzere bakın bunlar arasında katı fiziği, atom fiziği, mekanik, yüksek enerji, optik, elektromanyetizma, termodinamik ve nükleer fizik olmak üzere bakın kinematik bunların içinde görünmüyor. Kinematik mekaniğin altında ya da içinde bunu incelediğimiz bir alandır. Bu sebeple cevabımız burada yanlış oluyor arkadaşlar. Basınç temel bir büyüklüktür demiş hayır. Basınç türetilmiş bir büyüklüktür. Formülünü de yazacak olursak mesela P harfiyle göstermiş oluyoruz. İngilizce pressure'dan geliyor. P harfi basınç demek. Bir zemine etki eden dik ağırlık ama tabii ki burada bizim zemine uyguladığımız yüzey alanı da önemli. Buraya A harfi de deniliyor. Bazen S harfi de deniliyor. Yani dik kuvvet bölü yüzey alanı bize basıncı vermiş olacak. Görüldüğü üzere formül üzerinden elde ettiğimiz bir büyüklük olduğu için. Türetilmiş bir büyüklüktür. Temel bir büyüklük değildir arkadaşlar. Evet, türetilmiş diyoruz. Yanlış. SI birim sisteminde sıcaklığın birimi T'dir demiş. Sıcaklığın birimi arkadaşlar Kelvin'dir. ya bazen Celsius'te kullanıyoruz ama SI birim sisteminde yani akademik camiada bilimsel dünyada Kelvin kullanılmış oluyor. İlk harfi olan K'yı kullanıyorlar. T bunun sembolüdür arkadaşlar. Dikkat edin. Yani sembolle birimler aynı şeyler değil. Öğrenciler genellikle bunu karıştırıyorlar. Birim e, almak istediğimizde kelvin kullanmış olacağız. Bu da yanlış oldu. Ses, renk ve perspektif fizikle ilişkili konulardır. Evet, bunlar fizikle ilişkilendirebileceğimiz konulardır. Mesela ses dalgalar halinde yayıldığı için fizikte dalgaları inceliyoruz. Renk ve perspektif e, burada renk ve perspektifte ışıkla alakalı olduğu için optik konusu içerisinde yine incelenen bir e konu olmuş olacak. Hız vektörel bir büyüklüktür diyor. Evet hız vektörel bir büyüklüktür. Mesela şöyle yapıyoruz. Üstüne ok işaretle koyduğumuzda evet vektörel bir büyüklük olmuş oluyor. Doğru. E bir de sürat var. Sürat skaler bir büyüklüktür arkadaşlar. Dikkat edin. Sürat skaler ama hız vektörel bir büyüklüktür. Bunu da yine öğrenciler karıştırıyor. Leke tutmayan kumaşlar atom fiziği ile ilgilidir. Evet nanoteknoloji diyoruz buna da. Nanoteknolojide leke tutmayan kumaşlar imal edilerek mesela üzerine su döküldü ya da kirli bir şeyler sürtüldüğünde kumaş lekeyi kendiliğinden atıyor. Yani istemiyor orada. Bu şekilde de elbiseler kirlenmemiş oluyor. Atom fiziği de zaten nanoteknoloji ile ilgilendiği için doğru bir cevap olmuş olacak. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ve vektörlerle alakalı bir soru var x1 konumundan x2 konumuna hareket eden bir cisim var. Bir kutu var. Bu şekilde hareket ettirilmiş. Yer değiştirmesini hesaplayın diyor. Şimdi yer değiştirmesi hesaplanırken bunun e, yani başlangıçtaki konumu 4 metre ya da 4. metre. Son durumdaki konumu 17. metre. Ne yapmış oluyor bu? Sağa doğru demek ki hareket etmiş ya da doğu yönünde, doğu yönünde bu cisim hareket etmiş. Son konumdan ilk konumu çıkarttığımızda 17 4. 17 4'ten bu 13 metre yer değiştirmiş olacak. Nereye doğru? Doğu yönünde. Evet. Peki yer değiştirme vektörü ne olmuş olacak? Bakın Doğu yönünde zaten çizmiştim şu şekilde. Hatta e, yani bunu da şu şekilde gösterebiliriz. Yer değiştirmeyi de vektörel bir büyüklük olduğu için şu şekilde gösterebiliriz. Doğu yönünde çizerek de göstermiş olduk. Basit bir soruydu. E, bazen sınavlarınızda basit sorularda gelebiliyor arkadaşlar böyle. Mantık bu kadar basit. Şimdi birim çevirmeleri var. Kütle ve hacimle alakalı. Kütle ve hacmi bilmezsek ya da bunlarla alakalı yorumlarda bulunamazsak yoğunluk konusu, yoğunluk ve öz kütle konusu var. Bu konuyu çözerken ya da gelen soruları yani çözmek istediğimizde zorlanabiliriz. Bu dönüşümleri iyi yapmamız çok çok önemli. Şimdi tondan kilograma geçmiş ilk soruda 0,08 ton kaç kilogramdır deniliyor. Tondan kilograma geçerken arkadaşlar 1000 ile çarpmamız gerekiyor. Şimdi bu sayıyı 1000 ile çarparsak yani bir tane 0 kaydırdığımda 0 8 oluyor. Bir tane daha 0 kaydırdığımda 8 oluyor. 100 ile çarpmış oldum. 1000 ile çarpmam gerekmişti. 8'i de yine bir tane daha 0 koyduğumda yanına 80 kilogram olarak bulabiliyorum. Ya da yani bunu üslü sayı halinde yazarsak 0,08 şeklinde değil de mesela 8 çarpı 10 üzeri eksi 2 şeklinde yazdığımızda bunun 10 üzeri 3 ile çarpımı yani 1000 ile çarpımı neyi vermiş olacak? Bakın 10 üzeri 2 ile 10 üzeri 3 sadeleştiğinde bir tane 10 üzeri 3 kalmış oluyor. 8 çarpı bir tane 10 üzeri 1 kalmış oluyor. Yani 8 çarpı 10 üzeri 1'den burası 80 yapmış olacak yine. Şimdi 4500 miligram verilmiş grama dönüştürüyoruz. E, grama geçerken bakın kendisinden daha büyük bir birime çevirmiş oluyoruz. Bu sebeple 1000'e bölmemiz gerekiyor. Buraya da bölü 1000 diyelim. 4500 miligramın grama dönüşümü sırasında 4500'ü 1000'e böldüğümüzde 4.5 gram yapmış oluyor arkadaşlar. 72.000 gram ton şeklinde verilmiş. Direkt mesela kilogram vermiş olsaydı basitti. Ne yapacaktık? 1000'e bölecektik. Ama burada ne yapacağız? 2 defa birim dönüşümü yapacağız. Ya da bunu 1000 çarpı 1000. Yani 10 üzeri 6'ya bölmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle yapabiliriz hatta. Bölü. 10 üzeri 6 diyelim. 72.000'in 10 üzeri 6'ya bölümünden de zaten şu 3 tane 0 gittiğinde 72 geliyor. E bir daha 10 üzeri 3'e böldüğümüzde 0 virgül e, ne olmuş olacak? 72 hatta 0.72 olmuş olacak diyoruz. Evet. Hatta şurada bir dönüşüm vardı hatırlarsanız. 0.08 ton bakın e, kilogram cinsinden düşündüğümüzde 80 kilogram gelmiş oluyordu. Bu 80'i 72 gibi düşündüğümüzde ne yapacağız? 1000'e bölmüş olacağız bunu. 1000'e böldüğümüzde bakın 0,072 ton olmuş oluyor. Ee, şimdi dekagramdan grama geçiş var. Her 1 dekagram yani 1 dak eşittir 10 gram olduğu için dekagramdan e, burada grama geçerken 10 ile çarpmış olacağız. Bunun 10 ile çarpımı da 240 dekagram 2400 gram yapmış oluyor. Evet dönüşümler bu şekilde diyoruz. Şimdi... Hacimlere geçelim. Hacim dönüşümleri de önemli. 1000 e, santimetre küp kaç metreküptür demiş. Şimdi santimetre küpte yani 3 defa çarpım var. Yani bir uzunluğu 3 defa çarpıyoruz. E, burada 1000'i elde etmek için demek ki onu 3 defa yan yana getirip çarpmışız diyebiliriz. Yani 10 santimetre çarpı 10 santimetre çarpı 10 santimetre ne yapmış olacak? 1000 santimetre küp yapmış olacak. Şimdi 10 santimetrenin biz 0.1 metre olduğunu bildiğimiz için ya da 0.1 metre de zaten 10 üzeri eksi 1 metre olduğuna göre ne olmuş olacak burada 3 tane 10 santimetre ya da 3 tane 10 üzeri eksi 1 metre'nin çarpımı 10 üzeri eksi 3 metreküp yapmış olacak. Diğer bir ifadeyle 0.01 metreküp yapmış olacak arkadaşlar. 7.2 litre kaç desimetreküptür? 1 desimetreküp 1 litre olduğuna göre 7.2 litre, bakın aynı şey zaten 7.2 desimetreküp olmuş oluyor. 90 santimetreküp, şimdi 1 santimetreküp de litre cinsinden düşündüğümüzde bunu e, mililitreye çevirirken 1 mililitre yapmış oluyor. 1 desimetreküp 1 litre iken 1 santimetreküp 1 mililitre yapıyor. Bu sebeple 90 santimetreküp de 90 mililitre diyoruz arkadaşlar. 27 desimetreküp, şimdi burada da yine bakın 3 üzeri 3 şeklinde düşünülmüş. 3 desimetreyi 3 defa çarpmışlar. Çarpı 3 çarpı 3 şeklinde çarpıldığında Burası 27 yapmış oluyor zaten. 3 tane des 3 desimetre küp 30 santimetreye ya da şöyle söyleyelim 3 desimetre 30 santimetreye eşit olduğuna göre 30 santimetreyi demek ki 3 defa çarptığımızda 30'un kübü şeklinde düşünürsek burası ne olmuş olacak? 30'da 30 ile 30'u çarptığımızda zaten 900 yapıyor. Bir daha 30'da çarparsak 27.000 santimetre küp çıkmış olacak arkadaşlar. Bunu tabii ki üstü sayı şeklinde de burada e, yani size kolay geliyorsa üslü sayı şeklinde de dönüştürüp e, çarpmanız ya da bölmeniz e, yani mümkün. İstediğiniz yoldan gidebilirsiniz. Evet bu dönüşümleri yaptıktan sonra arkadaşlar e, soruyla alakalı bir öz kütle hesaplaması var. Kütlesi 12 hektogram olan. Hacmi 400 cm küp olan bir cismin öz kütlesini bulunuz demiş. Şimdi buraya baktığımızda bir kere hektogramdan grama geçmemiz lazım. Burada öz kütleyi gram bölü santimetre cinsinden hesaplayabiliriz. Çünkü SI birim sisteminde öz kütlenin birimi gram bölü santimetre O zaman bu hektogramı önce grama dönüştürmemiz ya da çevirmemiz gerekiyor. Bir hektogram 100 gram olduğuna göre, çünkü 1 kilograma da geçtiğimizde 1000 gram olmuş olacak. Şurada da yapmıştık hatta 1 dekagram neydi? 10 gramdı. Deka, hekto, kilo şeklinde gittiğimizde hektogram 100 gram yapmış oluyor. 12 hektogram, bu sayıyı 12 ile çarparsak 1200 gram anlamına gelecek. Şimdi yo yoğunluk ya da öz kütlenin formülünü yazalım. D harfiyle göstermiş oluyoruz. Ee, öz kütle kütle M harfiyle gösteriliyor. V de hacim olarak tanımlanmış. Kütle bölü hacim bize öz kütleyi vereceği için bu cismin kütlesi 1200 gram. Hacmi 400 cm küp. Birimleri yazmayı unutmayın arkadaşlar. Çok çok önemli. Burada iki tane sıfır sadeleştiğinde 12 bölü 4'ten bu cismin öz kütlesi 3 gram bölü santimetre küp olmuş oluyor. Evet bu sorumuzu da çözmüş olduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar bizim sosyal medya hesaplarımız var. Oradan da yine anlık paylaşımlar ve bildirimler yapıyoruz. Yüzlük sorular adıyla Instagram ve Facebook sayfalarımızdan da bizi takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bir yine vektör sorusu var. Bu sınavda karşınıza sıkça gelecektir bu vektörlerle alakalı sorular. Verilen vektörleri kullanarak aşağıdaki vektörel işlemleri yapınız denilmiş. Şu anda müfredatta sizin sorumlu olduğunuz tek boyutta vektörel işlemler, yani kuzey ve güney böyle birleşik bir halde sorulmayacaktır size. Yani doğu, kuzey ya da güney batı şeklinde bunlar birleştirilip vektörel olarak sorulmayacaktır. Bunları ilerleyen yıllarda öğrenmiş olacaksınız. Tek boyutta. Yani tek boyuttanın anlamı nedir? Ya doğu batı doğrultusunda sorulacaktır, ya da güney kuzey doğrultusunda vektörlerin toplama veya çıkartılması soracaktı size. A, C ve D vektörleri verilmiş. 3 tane. A vektörü bakın. 2 birim aşağıya doğru. Yani her bir birim 1'e denk geliyorsa 2 birim uzunluğu da 2'ye denk gelmiş olacak. Uzunluklar önemli. E, C de yine bakın 1 bir birim. D de 1, 2, 3, 4 birim kuzey yönünde verilmiş. Kuzeye doğru olanları yani şöyle düşünelim. Kuzeye doğru olanları artı alalım. Güneye doğru olanları da eksi alalım. Bu sizin çözümünüze bağlı. İstediğiniz gibi alabilirsiniz. İsterseniz kuzeyi eksi güneyi artı alabilirsiniz. A, C ve D. Şimdi A 2 birim aşağı yönde olduğu için güney yönünde olduğu için bunu aşağıya doğru alabilirim. Yani eksi 2 olarak alabilirim büyüklüğünü. C de yine aynı şekilde aşağı doğru olduğu için bir birim alıyorum. D de kuzey yönünde olduğu için artı 4 olarak aldığımda bunların toplamı eksi 2, eksi 1, eksi 3 yapmış oluyor. 4 ile topladığımda artı 1 gelmiş olacak. Yani artı 1 ne demek? Kuzey yönünde bir birim demek. Evet. Bu şekilde cevapladık. Şimdi B, K ve E denilmiş. Bu da doğu batı doğrultusunda. Bunu hatta farklı bir kalemle yapalım. Bu kez de kuzeyi, yok onu yaptık. Doğuyu mesela artı alalım. Doğu yönünü artı. Batı yönünü eksi almış olalım. B'ye bakarsak doğu yönünde gidiyor ve 3 birim. Bu sebeple 3 artı olarak aldım. Artıyı yazmama gerek yok. K'ye baktığımda 2 birim batı yönünde eksi alacağım. E'ye baktığımda ama dikkat edin bakın önüne eksi konulmuş. K'nin o zaman bu yönünü benim değiştirmem gerekiyor. Yönünü değiştirdiğimde K ne olmuş olacak? Artık batıya gidiyordu. Doğuya doğru ben bunu çevirmiş oluyorum. Bu sebeple artı 2 almam gerekiyor. Batıya doğru olarak gösterilmiş. Bırakılmış olsaydı eksi 2 alacaktım. Ama şu anda yönünü değiştirdiğimiz için artı 2 aldık. E'de ise yine bakın doğuya doğru. Ama yönünü değiştirdiğimiz için bunu bu tarafa doğru almamız gerekiyor artık. E, bu da artık eksi 2 olarak alınmış olacak. Önünde de eksi var. Bu eksinin anlamı. E, sayıyı eksi yapmak değil arkadaşlar vektörün yönünü değiştirmek anlamında. Bu sebeple eksi 2 alıyoruz. Ve bunların toplamı şu 2 ile eksi 2 gittiğinde 3 kalmış olacak. Hatta artı 3 diyelim. Bu artı 3'ün anlamı da doğu yönünde 3 birim büyüklüğünde bir vektör demek. C seçeneğine geldik. C seçeneğine baktığımızda ise H vektörü verilmiş. H vektörü de yine bakın bunlar da doğu ve batı doğrultusunda olan vektörler. H 4 birim batı yönünde. Bunu eksi 4 olarak alıyorum. Çünkü batıları eksi alacaktık. B'ye baktığımızda B doğu yönünde gidiyor ama eksi almamı istemiş. Yani yönünü çevir diyor bana. Bunu eksi 3 olarak alıyorum. Artı K vektörü. K vektörüm direkt artı olarak alınacağı için yönü aynı şekilde kalmış olacak. Yani 2 birim batı. Bunu bu sebeple eksi 2 olarak alıyorum. Ve e vektörü de yine doğu yönünde olduğu için bunu da artı 2 olarak almış oluyorum. Şu artı 2 ile buradaki eksi 2 gittiğinde cevabımız bakın batı yönünde eksi 4 ile eksi 3'ün toplamı çünkü 7 yapmış olacak. 7 birim ve batı yönü olarak bulunmuş oluyor arkadaşlar. Burada vektörlerin büyüklükleri bizim için önemli. E, sayısal olarak artı ya da eksi çıkması onun yönünü belirtiyor arkadaşlar. Bu çok çok önemli. Yani eksi 7 mi büyük artı 3 mü büyük? Biz onunla ilgilenmiyoruz. Biz vektörün yönüyle ilgileniyoruz. Çünkü vektörler yönlü büyüklüklerdir. Yani matematikteki gibi eksi 7 artı 3'ten daha küçük bir sayıdır şeklinde ifadeler şu anda burada işlemiyor arkadaşlar. Büyüklük anlamında baktığımızda eksi 7 büyüklüğündeki veya batı yönündeki 7 birim büyüklüğündeki vektör doğu yönündeki 3 birim büyüklüğündeki vektörden daha büyüktür. Önemli olan bu. Yani buna dikkat ederseniz fiziği anlamanız da kolaylaşacak çünkü ilerleyen yıllarda işin içinde dinamik girmiş olacak yani bunların hesaplamaları girmiş olacak basınç girmiş olacak buralarda kolay işlemler yapabilmeniz için vektörler konusunu çok iyi anlamanız gerekiyor arkadaşlar. Evet devam ediyoruz şimdi şekildeki küre şeklindeki kap böyle geometrik hesaplamalar da verecek size bazen şu sayfamızı bir düzeltelim hemen biraz yamuk olabiliyor bazen. Evet. Şekildeki küre şeklindeki kap yarısına kadar su ile doludur. Kürenin içindeki su dikdörtgenler prizması şeklindeki kaba boşaltılırsa prizmadaki suyun haş yüksekliği kaç santimetre olur denilmiş. Şimdi bir kere arkadaşlar bu e, düzgün geometrik şekilli cisimlerin hacimlerinin hesaplanmasını bilmeniz gerekiyor. Mesela kürenin hacmi nasıl hesaplanıyor? 4 bölü 3 pi r küple hesaplanıyor. Dikdörtgenler prizmasının hacmi nedir? Taban alanı... Yani şurasını hesaplamanız gerekiyor. A çarpı B çarpı yükseklik. Yüksekliği de H harfiyle göstermiş oluyoruz. Bazen C falan da denilebiliyor. Ee, bunu yaptığımızda bakın e, bunların hacimlerini hesaplayabiliriz. Şimdi sorumuza dönecek olursak. Küre şeklindeki kap yarısına kadar su ile doluysa küre şeklindeki kabın içerisindeki suyun hacmi nedir? 4 bölü 3 çarpı pi'yi 3 alınız demiş bize. 3 çarpı r'si de 3 ee, olduğu için yarı çapı da 3 olduğu için 3'ün kübü çarpı ne yapmamız lazım? 1 bölü 2 yapmamız lazım. Çünkü yarısına kadar demiş. Yarısına kadar demek kürenin hacminin tamamının yarısı anlamına geleceği için bu kadarlık hacimde su vardır diyoruz. Hatta şuraya daha düzgün bir şekilde yazalım. Ve küre hatta küredeki su diyelim. Küredeki su. 4 bölü 3 pi'yi 3 aldık. Ee, R3 R küp demiş. R'yi 3 almıştık. 3'ün kübü çarpı 1 bölü 2 diyoruz. 1 bölü 2'nin sebebi de kürenin yarısının suyla dolu olması. Bunu hesapladığımızda e, 3'ün sadeleşeceğini, bakın buradaki pi'den dolayı 3'ün sadeleşeceğini şu aşağıda görebiliyoruz. Şuradaki 4 ile de 2 sadeleştiğinde burada 2 kalmış olacak. 2 çarpı 3'ün kübü 27'dir. 2 çarpı 27'den burada su miktarının 54 santimetre küp olduğunu görebiliyorum. Şimdi bu 54 santimetre küplük suyu ben bu kabın içerisine aktarırsam ne kadarlık acaba içerisinde su yükselir onu görmüş oluyorum. Bir kere taban alanı sabit yani bunu görmem gerekiyor. Burada bu kez dikdörtgenler prizması diyelim ve dikdörtgen prizma diyelim. Burada A çarpı B sabit. Çarpı H yüksekliği. A'sı 9 santimetre. B'si 2 santimetre. H yüksekliğini bilmiyorum. Bu neye eşit olmuş olacak? 54 santimetre küp hacmindeki suyun miktarına ya da hacmine eşit olmuş olacak. 9 kere 2 burası. 18 çarpı H 54 santimetre küp. Birimleri yazmayı unutmuyoruz. Çok çok önemli. Öğretmenleriniz buralardan puan kırabilir. 54'ün de 18'e bölümünden h yüksekliği 3 santimetre olarak bulunmuş oluyor arkadaşlar. Demek ki 3 santimetre yüksekliğinde bir sıvı yüksekliği oluşmuş olacak dikdörtgenler prizması şeklindeki kabın içerisinde. Evet bu sorumuzu da çözdük ve artık son sorumuz değilmiş. Bir tane daha var. Hatta altında adezyon ve kohezyonla alakalı da bir soru var. E, sınavda gelebilecek tarzda hemen hemen her yerden soru koymaya çalıştık arkadaşlar. Şimdi iki tane kap verilmiş. Şekilde kaplarda belirtilen hacim ve yoğunlukta sıvılar var. burada ne yapmış oluruz? Karıştırıyoruz bu sıvıları. K kabındaki sıvıdan V1 hacminde alınıyor. Bundan V1 hacminde. L kabındaki sıvıdan da V2 hacminde alınıp boş bir kaba aktarılıyor. Her ikisinden de alınarak bu kabın içerisine aktarılıyor arkadaşlar. Son durumda 3 kaptaki sıvı kütlesi de birbirine eşit olduğuna göre. 3 kaptaki sıvının kütlesi birbirine eşit. Dikkat edelim. V1 bölü V2 oranı kaçtır? Şimdi dikkat edelim. Ee, burada az önce yazmıştık. D eşittir M bölü V formülüne göre. Bakın kütleyi çekecek olursak buradan yoğunlukla hacmin çarpımından kütleyi bulabiliyorum. K kabındaki sıvının kütlesini hesaplayacaksam o zaman 4V ile 3D'yi çarptığımda 12DV e, yapmış oluyor. Buna 12M kütle diyelim. Yani K kabında şu anda 12M kütlesinde sıvı var. L kabındaysa yine yoğunlukla hacmin çarpımından 9 kere 2 18 yapacağı için 18 dv ya da diğer bir ifadeyle 18 m kütlesinde sıvı var. E toplam kütlem benim nedir? 12 m artı 18 m'den toplamda 30 m kütlem var. 3 tane kap olduğu için bu 30 m'lik kütleyi 3 tane kap kendi arasında paylaşacakları için hatta m çarpı 30 diyelim 3'e böldüğümüzde her bir kapta 10 mlik kütle olmuş olacak. Evet, 10 m kütle burada, 10 m kütle burada ve 10 m kütle de burada olmuş olacak. E başlangıçta K kabında 12 m kütle vardı. O zaman K'deki sıvıdan 2 m kütlesinde alınmış, L'deki sıvıda 18 m vardı. E 10 m kalacağına göre buradan da 8 m kütlesinde sıvı alınmış ve toplandıktan sonra 2 m artı 8 m'den burada 10 m kütlesinde sıvı olmuş arkadaşlar. Şimdi geldik. Yani en önemli kısmı çözdük aslında. Yani sorunun çözümünü yorumladıktan sonra en önemli kısmı bitirdik. Şimdi ne yapacağız? Gol atmaya geldi. Yani altı pasa kadar girip girip aut'a atan arkadaşlar var. Bunu istemiyoruz. Basitçe bir yöntem var. şimdi 12 m'lik kütle ne kadar hacme denk geliyor? İçler dışlar çarpımı yaparsak burada. K kabı için yapıyorum bakın. 12 m'lik kütle 4 ve hacme denk geliyorsa 2 m'lik kütle alınıyor bundan. Alınan v1'i soruyor çünkü bize. Buraya v1 diyelim. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda burada 12'ye 4 geliyorsa 2'ye kaç gelir? 8 bölü 12 gelmiş olacak. 8 bölü 12 Sadeleştirdiğimizde 2 bölü 3 birim gibi bir şey gelmiş oluyor. Hatta 2 v bölü 3 diyebiliriz. Aynı işlemi l için yapalım. L'yi de şurada yapalım. 18 m'lik kütle 9 v hacme denk geliyormuş. Peki o zaman 8 m'lik kütle ne kadarlık hacme denk gelir? Ona bakıyoruz. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda e, burası 72 72 bölü 18'den ne olmuş olacak? 4 olmuş olacak. E, 72 bölü 18 4 v'lik hacme denk gelmiş oluyor. Bizden V1 bölü V2 oranını istemişti. V1 2 V bölü 3 V2 de 4 V kadar olduğu için bunu böyle ters çevirir çarparsak 2 bölü 12 yani 1 bölü 6'lık bir oran çıkmış oluyor arkadaşlar. Görüldüğü üzere V1 bölü V2 oranı 1 bölü 6'ymış diyoruz. Evet soruyu çözdük. Şimdi bir de dilerseniz adezyon ve kohezyon kuvvetleriyle alakalı bir soru var burada hangi tanecikler arasında ya da hangi durumlarda adezyon hangi durumlarda kohezyon oluşuyor? Bu soruyu çözelim. Evet, bakıyoruz hemen bir kalem seçelim. Şimdi bir kere aynı tür tanecikler arasında meydana geliyorsa etkileşim ya da bu çekim kuvveti kohezyon. Farklı tür tanecikler arasında meydana geliyorsa adezyon diyorduk. Su damlasının muslukta asılı kalması. Su damlası yani e, yani su moleküllerinden oluşuyor. Metal olan musluğun uç kısmında bir daha söylüyorum bakın metal olan musluğun uç kısmında böyle damla şeklinde birikiyorsa ne olmuş olacak? Burada bakın su molekülleriyle metal arasında yani farklı olduğu için birisi e, su molekülü diğeri metal atomları ya da metal tanecikler arasında olduğu için farklı tür tanecikler arasında bir etkileşim var. Bu durumda bu adezyon kuvveti olmuş oluyor. İşaretledik. Sıkılan ıslak bezden e, suyun akması. E, burada ıslak bezi sıktığımızda su tanecikleri ya da su molekülleri akarken arkasındaki su moleküllerini de kendisiyle beraber götürdüğü için, çektiği için aynı tür tanecikler arasında bir çekim kuvveti oluşmuş olacak. Bu sebeple kohezyon. Mobilyalar üzerinde oluşan tozlar. Evet koltuklar olabilir, tahta masalar olabilir, Herhangi bir şey olabilir. Yani fark etmez. Bir zemin üzerinde tozlar oluşabiliyor bazen. E, toz e, burada farklı tür tanecikler e, olarak ya da ne diyelim toz mesela kendi içinde oluşan tanecikler gidip başka bir zemine tutunuyor, yapışıyor. Yani mermer, metal, tahta zemine tutunuyor. Bu da farklı tür tanecikler arasındaki etkileşim olduğu için yine adezyon kuvvetinin etkisi oluşmuş olacak. Zeytinyağın bulunduğu kabın şeklini alması, mesela bir şişe çizelim şöyle. Şuraya çizelim. İçerisinde mesela zeytinyağı varsa zeytinyağı bu şişenin bulunduğu şişenin şeklini almış olacak. Sıvılar zaten konuldukları kabın şeklini alırlar. Bakın burada eğri büğrü kısımlarda bu zeytinyağın tutunmasının yapışmasının sebebi ne olmuş oluyor? Zeytinyağı tanecikleriyle cam şişe arasında bir etkileşimin olduğunu gösteriyor. Bu da farklı tür tanecikler arasında olduğu için yani zeytinyağı tanecikleri cama yapışma eğiliminde olduğu için adezyon kuvveti diyeceğiz. Yağın kar tanelerinin de birbirine yapışması kohezyon kuvvetidir. Çünkü kar taneleri kendi aralarında yapışarak böyle iri taneleri kar, iri taneli ya da iri yapılı kar tanelerine dönüştüğü için böyle lapa lapa karda deriz hatta. Bu yine aynı tür tanecikler arasında bir çekim kuvvetinin olduğunu gösterir ve kohezyon örneğidir arkadaşlar. Evet sorularımızın sonuna gelmiş olduk. Umarım açıklayıcı bir video olmuştur. Sınavınızda da size yardımcı olur arkadaşlar. Bizi beğenerek yorum yaparak arkadaşlarınızla paylaşarak yani takip edebilirsiniz ve bize destek olabilirsiniz, yardımcı olabilirsiniz. Diğer içeriklerle alakalı, diğer branşlarla alakalı da videolar koymaya çalışacağız. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşçakalın arkadaşlar.